Hırsızların eli kesilir İslamiyet'te ama bunun kuralları vardır ve o kurallardan bir tanesi de eğer o hırsızın etrafındaki kolu komşusundan zengin varsa ve o zengin eğer zekatını vermemişse bırakın zekatı, sadakasını vermemişse ve komşusu açken kendisi tok yapmışsa, bunun farkına varmamışsa o kişi İslamiyet hukukunda hırsızı ekberdir. Büyük hırsız. Çünkü ona yapması gereken yardım yapmadı ve onu hırsıza İşin kilit noktası şurası. İman bilgilerinden sonra salih amel. Salih amelde neydi? Hukuku, ibadete tecavüz etmemek. Bakın burası çok önemli. Belki dersimizin kilit noktası burası. Şimdi İslamiyet'te din hakikatının bana emretmiş olduğu ibadetlerin içerisinde, emirlerin içerisinde hem benim kendi şahsi hayatım hem de toplum hayatını dizayn eden kurallar. Bakın din dediğimiz hakikatın namaz, zekat, oruç, hac sair bütün o güzel ahlakın konulmasının, o kurallarının dizilmesinin sebebi beni bir yer hapsetmek değil. Bir yerlere sıkıştırmak değil. Tam tersi önce şahsi hayatımın sonra toplum hayatının nizam ve intizama girmesi içindir. Şimdi din hakikatını fıtrattan ve vicdandan ve hayattan kopardığınız anda ortaya artık zorlama bazı yaptırımlar girer. Bu da sıkıntıdır. Bakın bir örnek vereceğim. İslamiyet'teki ibadetlerin, emirlerin toplum hayatına nasıl düzen ve nizam verdiğinin bir örneğini zekatla anlatacağız. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zekat İslam'ın köprüsüdür. Bakın çok kilit bir cümle. Şimdi hadise muhatap olmayı da bilmek lazım. Neydi? Zekat İslamiyet'in köprüsü. Köprü ne için yapılır? Bağlantı. Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan 3 tane köprü var. Asya ile Avrupa'yı boğaz bağlıyor. Şimdi zekat bunun ne alakası var? Hadis-i şerifi bize ne anlatıyor? Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Anlayamadım. Biraz daha açar mısınız? Diyorum kitaba. Kur'an hakikatına ve diyor ki bana arkadaş heyet-i hayatını koruyan intizamın en büyük şartı insanların tabakalar arasında boşluk kalmamasıdır. Bir toplum hayatında nizam ve intizamı muhafaza etmek istiyorsanız tabakalar arasındaki boşlukları doldurmamız lazım. Havas kısmı. Şimdi toplumda iki kısım var. Havas ve avam. Havas dediğimiz alimler, zenginler olarak düşünün. Avam dediğiniz böyle fukara, orta direk, fakirler olarak düşünün. Havas kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hattı muvasaleyi keserek kesecek derecede uzaklaşmamaları lazım. Zenginle fakirler arasında o ayrımın uçurum olmaması lazım. Bu tabakalar arasında hattı muvasaleyi temin eden zekat ve muavenettir. Evet zekat ve muavenet ne yapıyormuş? Fakirle zenginleri bir araya getiriyormuş. Halbuki vücubu zekat ile hurmet-i riba faizin haram olması. Buna müraat etmediklerinden tabakalar arası gittikçe ne olur? Gerginleşir. Hattı muvasala kesilir. Sılayı rahim kalmaz. Bu yüzden aşağı tabakadan yuk yukarı tabakaya yani avamdan havasa ihtiram, itaat, muhabbet yerine zekat bunu sağlıyor. Ne çıkıyor peki? İhtilal sahadaları, haset bağırtıları, nefret, vaveyla yükselir. Zekatı kestim mi zaten ağlam ezik, avam sıkıntılı. Zengine bakıyor. Ulan bunlar şey, bunlar öyle, bunlar böyle. Bak normalde zengin fukaraya zekatını versen fakuradan ne çıkacak? İhtiram, itaat ve muhabbet çıkacak. Bak hepiniz bilirsiniz. Böyle cömert zenginler sevilir. Adam babacan adam ya. Allah razı olsun. Çok yardımsever. Hep övülür değil mi? Ve halk ona karşı bir itaat ve hürmet gösterir. Ama hani cebinde akrep olan, eli cebine gitmeyen, çok uzak olan, değil mi? böyle pinti adamlar, zenginler sevilmez. Hatta onlara kin duyulur değil mi? Fıtrat bu. Şimdi zekat köprüsüyle beraber bakın avamdan havasa ne oldu? İtaat, muhabbet ve ihtiram çıktı. Bunu kestim mi yerine ihtilal sağdaları haset bağırtıları, kin ve nefret vaviyelaları yükselir. Kezalik yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine şimdi zekatı verdiğin zaman yüksek tabaka fakir fukaraya ne gösterecek? Bir merhamet, iki ihsan ve lütuf gösterecek. Şimdi bunun yerine ne olacak peki? Zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahkiller yağıyor. Top toplum hayatı zirvezebel oldu. Zekatı kestin, iki yaka ayrıldı. iletişim yok. Ne oldu? Muavenet bozuldu. Maalesef tabakayı havastaki meziyetler tevazu ve terahuma sebep iken, rahmete, şefkate ve tevazuya sebep iken tekebbür ve gurura bahis oluyor. Tabakayı fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucib iken esaret ve sefaleti intihar ediyor. İki tarafın fıtratları da bozuldu. Bakın zekatı bir kestiniz, toplum hayatını bozdunuz, fıtratları bozdunuz. Şimdi ya bunları nereden söylüyorsun bunu, nereden ispatlarım? Kardeşim Risale-i Nur'un tarzı beyanı işte burada ortaya çıkıyor. Eğer söylediklerime bir şahit istersen inanıyor musun? Nereden bileyim? Sana gösteriyorum şahidi. Alemi medeniyete bak. İstediğin kadar şahitler mevcuttur. Ne için? Bir zekat ile. O yüzden İslamiyet'in koymuş olduğu bir kural, bir kanun, bir ibadet sırf senin şahsi hayatına bakmaz. Senin şahsi hayatının beraber toplum hayatına bakan veçi vardır. O yüzden bir ibadeti terk etmek aslında senin ibadeti terk etmekle şahsına ait olan bir terki yapmıyorsun sen. Topluma belki de mevcudatta taalluk eden bir günaha giriyorsun, bir vebale giriyorsun. O yüzden hırsızlığın eli kesilir İslamiyet'te ama bunun kuralları vardır ve o kurallardan bir tanesi de eğer o hırsızın etrafındaki kolu komşusundan zengin varsa ve o zengin eğer zekatını vermemişse, bırakın zekatı sadakasını vermemişse ve komşusu aç Kendisi tok yapmışsa bunun farkına varmamışsa o kişi İslamiyet hukukunda hırsızı ekberdir. Büyük hırsızdır. Çünkü ona yapması gereken yardımı yapmadı ve onu hırsızlığa itti.